Nacar beyefendi, televizyondan takip ediyorum. Herkese yardım ediyorsun. Allah rızası için benim de sesimi duyup eşime iş bulur musunuz? Lütfen, teşekkür ederim. Erhan Nacar Bey, Allah sizden razı olsun. Benim sesimi duydunuz. Kocama iş buldunuz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Dualarımız sizinle. Teşekkürler. Askerlik boşlanmasını taksitle ödeyebileceğinizi biliyor muydunuz? Yok, onu bilmiyorum da yalnız ben peşin olarak yatırdım. 2000'li yıllarda falan askerlik borçlanmasını nakit olarak ödedim. Ondan sonra da onu Bağkur'uma saydırarak emekli oldum. Peki hangi yıllar arasında askerlik yaptınız, hatırlıyor muyuz? Ben 76'ya 1 olarak askere gittim. Hani işte hangi yıl olduğunu hatırlayamıyorum bile. Yani. Peki şunu yönelteceğim. Eşinizin doğum borçlanmasıyla alakalı bir bilgisi var mı? Yok. Şimdi artık günümüzde yeni çıkan yasalar sayesinde doğum borçlanması da taksitle ödenebiliyor. Yani ondan haberim yok. Ay, eşim de emekli olduğu için onları bilmiyorum yani. Tamam, çok teşekkür. Merhabalar, sosyal güvenceniz var mı? Evet, eşim çalışıyor, sigortalı. Peki emekli olmak isteseniz SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olmak istersiniz? SSK'dan. Peki neden SSK? Hani neden Bağkur değil de SSK? Bir bilginiz var mı bu konuda? Bağkur'la alakalı pek bilgim yok da o yüzden SSK dedim. Şimdi şöyle bir durum var. Çünkü Bağkur'da hani daha düşük alıyorsunuz. SSK'da biliyorsunuz ki daha yüksek maaş alma olanaklarınız var. Peki evli miyiz? Evet, evliyiz. Peki çocuk var mı? Hayır, yok. Peki şöyle bir soru yönelteyim size. Bilmiyorum, araştırıyor musunuz? Doğum borçlanmasıyla alakalı bir duyum aldınız mı hiç? Öyle bir duyum aldım da hani ilgi alanıma girmediği için pek araştırmasını yapmadım açıkçası. Peki tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler İyi dilerim. günler, sağ olun. Biz teşekkür. Merhabalar. Sosyal güvenceniz var mı? Evet var. Peki emekli olmak isteseniz SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olmak istersiniz? SSK'dan emekli olmak isterim. Peki bunu neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Çünkü SSK'nın taban sayısı düşük diyebiliyorum. Pardon, Bağkur'unki düşük diyebiliyorum. SSK'nınki yüksek diyebiliyorum Evet. ama emekli olduğunuz zaman SSK'dan daha yüksek maaş alacağım. O yüzden SSK diye düşünüyorum. Peki evli miyiz? Evliyim. Çocuk var mı? Var. Allah başlasın. Aha. Peki doğum borçlanmasını taksitle ödeyebileceğinizi biliyor musunuz? Evet, onu biliyorum ama yalnız şey var mesela. İki çocuğumun arasında benim bir yıl var mesela. Bir çocuğuma 2 yıl borçlanabiliyorum, diğerine 1 yıl borçlanabiliyorum. Ama normalde öbürüne 2 yıl borçlanırken diğerine de 2 yıl borçlanmam gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok haklısınız. Ama öyle bir şansımız yok maalesef. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yalçın Bey, Avrupa'nın hangi ülkesinden geliyorsunuz? Öncelikle merhaba. Ben Almanya'nın Hannover Stadthagen'den geliyorum. Siz peki Avrupa'nın hangi ülkesinden geliyorsunuz? Ben de aynı Hannover şehrinden geliyorum. Çok güzel. Peki neden Erhan Nacar'ı tercih ettiniz? Gerçeği söyleyeceksem Erhan Nacar Bey'i Kanal 7 Avrupa'dan seyrediyoruz devamlı. Yaptığı hizmetlerden dolayı yani babamdan aldım geldim buraya. Yani iyi ki de gelmişik seni. Hani Allah razı olsun Erhan Bey'den. Yani bize her türlü yardım da bulundu. Bulunmaktadır yani. Çok güzel. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Normalde benimle karşılaşacağını düşündün mü? Onu çok merak ediyorum. Evet. Hani yalan söylemek istemem aklımın ucuna geçmedi. Erhan Bey'in birebir böyle buluşacağım. Aldı beni Allah razı olsun ofisine götürdü. Yedik, çayını içtik, salemini içtik. Yani biri yani benden ilgilendi. Yani bütün gün benden beraberdi yani. Yani bu yani birebir yani. Onu Bu tabii ki daha bitmeyecek. Şimdi bizim Osmanlı emeklilik ailesine katıldınız. Baba bir şey sormak istiyorum. Buyur. Almanya'da emeklisin. Evet. Oğlanı da artık emekli yapmak istiyorsunuz. Evet. Yani artık bu saatten sonra sen de Türkiye'den emekli olmayı düşünürsün herhalde. İnşallah nasip olursa olacağız tabii. O zaman buranın emekliliğini yapalım hayırlısıyla Yalçın'ın. Ondan sonra Murat Bey'in emekliliğini yapalım, olur mu? Bize inancımız, güvencimiz sonsuz. O Allah'ı. sebepten geldik buraya. Allah razı. Düzenli izliyorsunuz herhalde. Evet, her pazar günü istiyoruz yani. Ben, ailem istiyoruz yani. Bu yani bu gerçek yani. Biz değil Avrupa'da benim tanıdığım arkadaşlarım, çevrem çoğu izler Erhan Nacar Bey'i. Yani hep de yani iyi şeyler duyuyoruz, görüyoruz, işitiyoruz ama şu anda ben buraya geldim. Ben kendim birebir bununla ispat şahidim yani.
Allah katında yani. Allah razı olsun. O zaman ne diyeceğiz? İlk maaşı beraber yiyeceğiz, tamam mı? İnşallah. Bak aman ha, bak sözü aldım, sonra ilk maaşı kaçırmak İnşallah. Yok, tamam mı? İnşallah. Sevgili seyirciler, artık Avrupalılar kış sezonuna da girdik ama o artık biliyorlar 1-1-2018'in önemini. O yüzden siz de bir an önce çıkıp gelin, Yalçın Bey gibi emeklinizi garanti altına alın. Söyleyeceğim bir şey var mı var. Son sözlerin? SSK şurada, burada. Erhan Nacar Bey'in de ofisi 20-30 metre ileride yani. Allah razı olsun. Uğraşacağınıza Erhan Bey gidin, işinizi yaptırın, garanti. Ben başa bir şey demem. O zaman ne yapıyoruz? El sallıyoruz. Görüşmek üzere. Maaş alacağınızı biliyor musunuz? Hayır, bunu biraz önce internette gördüm. İnanamadım yani. Yüksek maaş, emeklilerin yüksek maaş alacağını Türkiye'de düşünmek mümkün değil. Eğer öyle bir şey olacaksa çok güzel olur, çok iyi olur. Halkın refahı için, insanların mutluluğu için güzel olur. Ama şüpheli yani. Olabilir mi, olamaz mı? Belli değil. Bunun için sizin emeklilikte son 3,5 yılınız çok önemli. Yüksekten yatırıp yüksek maaş alabiliyorsunuz. 1200, 1100 TL yerine 1800, 2000 hatta 3500 TL'ye kadar emekli maaşı alabiliyorsunuz. Yani emekli maaşı Türkiye'de asgari ücretle eşit. 3800 lira ayda bir emekli alacaksa çok güzel yani, çok iyidir. Ama inanamıyorum ben tabii. Teşekkürler Erhan. Mükemmel bir organizasyondu. Sağ ol. Her şey, bir tanesin. Her şey çok iyi. Güle güle maaşınızı iyi Ahmet. Teşekkürler. Evet, Ahmet Alkan'ı konuk aldık bugün de. İşte emekliliği bitti. Hayırlısı olsun bakalım. Neredeyiz? Aslında geleceksiniz, göreceksiniz. Söylemeden kendi evinize rahat bir, konforlu hayatı yaşamak için onlar size bir çatı, bir ev yapıyor. Tabii bunun başında biri var, Dasif'te değerli biri var. Öncelikle Erdiş Tacan benim amcamın oğlu, sağ olsun. Burada dediler ki senin bir hayranın var, sürekli seni takip ediyorlar. Evet, şimdi neredeyiz? Aslında geleceksiniz, göreceksiniz. Söylemeden kendi evinize rahat bir, konforlu hayatı yaşamak için onlar size bir çatı, bir ev yapıyor. Tabii bunun başında biri var, Dasif'te değerli biri var. Öncelikle Erdiş Tacan benim amcamın oğlu, sağ olsun. Burada dediler ki senin bir hayranın var, sürekli seni takip ediyorlar. Biz de dedik ki Yavuz Bey'in yanına gelin. Yavuz Bey, önce merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Sağ olasın, nasılsınız? Karizmatiksin ama. Söyleyeyim, benden kalır yanı yok. Bu arada Yavuz abi hep güler. Çok neşeli bir adamdır. Neler söylemek istersin Yavuz Bey? Öncelikle alacağımız bina var biliyorsunuz. Bir daire bana satacaksınız. İzmir'e yatırım yapmak isterdiğini bekliyoruz. Evet. Şu an en güzel projemiz Borla, İzmir'in Borlava ilçesinde. Evet. 12 katlı bir rezidansımız var orada. Galiba 1.200.000 mi dediniz? Satışlar evet, 1.200.000'den başlıyor, 1.425'e kadar daireniz var. Bana uygun bir fiyat nedir? 900'ler falan olmuyor. Niye amcamın oğlular bilmem ne var. Hazır yakalamışken bir saniye daire alıyorum. Bu arada yurt dışında yaşayanlar var. Almanya, Fransa, Avrupa, dünya. Hemen hemen Avrupa'nın bütün ülkesinde beni izliyorlar. 6 milyon izleyicim var. Şu anda benim sahibim daire satacak. Yani bana bir indirimin yok mu? %1, %2 yok. Yaparız mı? Neyse. Sevgili seyirciler, ben indirim alayım. Sonra size anlatacağım detaylarını. Bina arkada. Birazdan onu da göstereceğim. Yine de Yavuz Bey'e teşekkür ediyoruz. İlgisinden dolayı. Erdiş Tacan'a da teşekkür ediyoruz. Müslüm Günaydın da var. O da arkada, göstermiyorum. Bir de bunu çeken bir vatandaş var. İsmini, soy ismini alabilir miyiz? Söylesene, sen söyle. Salim Bayraktar. Salim Bayraktar dedi ve size iyi günler diliyoruz. Sağ başlar say. Ben Hüseyin Gökdemir. Esat Altunsaray. Hüker Cengiz. Seçil Koca. Seda Nur Ece. Ben Şeyda. Tutku Gürbüz. Sibel Özgür. Gözde Uluçer. Ben İnci. Müşra Tırık. Gülşen Şahin. Beni İbro. Ayşegül. Semra. Benizma. Büşra. Ümit Özoğlu. Şule. Şevval. Seren. Özge. Furkan Altın. Tabii ki alkış yapacağız.